Herkese merhaba. Bugün diller konusuna bir benchmark web sitesi ve buna benzer benchmarkları ele almış bir Amazon blogu üzerinden sürdürülebilirlik ve programlama dilleri ilişkisi ile alakalı bir muhabbet yapalım. Geçenlerde LinkedIn'de önüme çok güzel bir post düştü. O postun da linkini vereceğim. Linkteki linkin de linkini vereceğim. Hepsi açıklamalarda olacak. Ayrıca ee, Debian Net içerisinde sunulan bir benchmark game diye e, güncellenen e, canlı bir web sitesi var. Burada programlama dilleri arasındaki bazı e, bellek kullanımı, CPU kullanımı açısından benzer algoritmaların koşturulması noktasında karşılaştırmalar sunuyor. Şimdi e, öncelikle e, buradaki Amazon'un bloku özellikle Rust diline e, odaklanmış. E, Rust'la ilgili bir içerik notu daha aldım. E, sadece RAS'ta e, odaklanacağım. Bir e, muhabbette edeceğim. Çünkü e, ben odaklanacağım e, ilerleyen yıllarda muhtemelen. E, yani umuyorum. İlerleyen ve bazı araştırmalar içerisindeyim. Ve bunu yaparken de tabii motivasyon noktalarımı da doğru belirlemeye çalışıyorum. Bazı linkler ayırdım. Rast noktasında, onu başka bir kayıtta paylaşacağım. Şimdi tabii yine Rast diline konuşmayacağız ama dokunacağız. Çünkü bu özellikle size eklerde paylaşacağım bir blog yazısı ve o blok yazısında da özellikle o dil üzerinden, o dilin yükselişi üzerinden bir motivasyon üretilmiş ama dokunduğun o önemli bir nokta var. E, dillerin e, benzer algoritmaları koştuğu dillerin benchmarkları yapıldığında e, burada baz aldığı işte piyasadan e, şeyler var. <laughs> bir makale var ayrıca e, o makaleye gidip baktığımda. Benim bulduğum bu Debian'daki Benchmark Game'i de zaten onlar da baz almışlar. Makale de aslında çok yeni sayılmaz. 2017 bir makale. Bu blog yazısı ise 2022, 11 Şubat 2022 oldukça yeni. Bugün 21 Şubat 2022, 10 gün önce yazılmış bir blog yazısı. Kaynakları çok yeni değil dediğim gibi yani 2017 yılından bir makale var ama piyasadan örnekler de var işte örneğin Discord veya bir Tenable güvenlik firması gibi. Şimdi en önemli olarak enerji açısından C'nin enerji efficiency enerji verimli açısından aynı C, Rust, C++, Java, Go, JavaScript bunlar arasında aynı algoritmanın koştuğu durumlarda ve aynı işin yapıldığı durumlarda harcanan enerji C'yi bir birim elde olarak aldığımızda ikinci sırada 1.03 ile rast dili geliyor. C++ 1.34 ile arkasından yani C'den enerji, enerji verimli olarak %34 daha geride. Go'ya baktığımızda 3.23 diye bir puan almış. Java'ya bakıyorum 1.98 beni. Özellikle ilgimi çeken hesaplama Java'nın hesaplaması oldu. Tahminimden oldukça e, yukarıda. E, evet. E, bu konunun bu kadar önemli olmasının sebebi de nedir e, dersek e, bir blok sayfasında bir bilgi geçiyor. Ve bu bilginin de e, kaynağı Global Data Center Energy Demand by Data Center Type veri merkezleri data center'ların enerji tüketimi ile ilgili bir kuruluştan referansla şöyle bir bilgi aktarıyor. Dünya çapında veri merkezleri 200 terawatt saat yılda enerji tüketiyor. 200 terawatt saat enerji tüketiyor yılda. <laughs> Bu da yaklaşık olarak diyor tüm dünyanın tüket enerjinin yüzde birine karşılık geliyor diyor. Bu çok büyük bir oran. Bu bilgiyi teyit etmek lazım. Tabi onlar zaten referans vermişler. IEA orgu. Bu, çok büyük bir rakam. Ve buradaki en ufak bir verimlilik artışı ki bu herhangi bazı kullanılan servislerin işte birazdan bahsedeceğim Tenable ve diğer başka bir şirketin tercihlerinden. Yani JavaScript'ten Rust'a geçmeleri veya JavaScript'ten backend yazılımları için diyorum. JavaScript'ten Go'ya geçmeleri veya daha verimsiz bir yazılımdan aynı işi, aynı algoritmaya koşacakları ama enerji verimliliğinin yani CPU kullanımı ve memory kullanımı açısından ve özel bir algoritmayla bunu özel bir hesaplama yöntemiyle hesaplayıp bir enerji verimliliği değeri elde ediyorlar o makalede. Bunlar tabi bunun üzerine daha fazla çalışmalar, bilimsel makaleler vardır. Ben sadece bu blog sayfasının referansları sınırında konuşuyorum şu an. Bu ne demek? Daha verimli dillere benzer işi aynı işi yaparak daha verimli dillere yazılımınızı port ettiğinizde sürdürülebilirliğe dünyanın toplam enerji verimliliğine bir katkıda bulunacağınız anlamına geliyor. Amazon'un da zaten tüm veri merkezlerindeki enerji kaynağını %100 yenilenebilir enerji 2025 itibariyle geçirmek gibi bir planı varmış. Burada da o reklamı yapıyorlar. İşte bir başarı hikayesi olarak Tenable siber güvenlik firması daha önce JavaScript'te yazılmış bir ürünü rasta geçirmeye burada Rust olur, C olur, Go olur neyse yani artık hem şirketin kabiliyetleriyle de mevcut kabiliyetleriyle de alakalı olabilir veya teknolojik tercih ile de alakalı olabilir ama orada hedef işte bu hesaplama yöntemlerine göre benimselmiş daha enerji efficiency bir dile uygulamalarını port ettiklerinde önemli oranda toplam işlemci kullanımı CPU yüzüşte Buraya bir tablo da koymuşlar. Binli değerlerden 300'lü değerlere düşüş işlemci kullanımında görüyorlar. Ayrıca bellek kullanımında da işte 700'lü değerlerden yüzlü değerlere düşüş görülüyor. Buradaki birimleri siz de incelersiniz. Yuvarlak ifade ederek geçiştiriyorum. Bu çok çok büyük bir değer. Buna benzer olarak daha önce Python ve Go'da gerçekleştirdi bazı servislerini eee Rust'a taşımaya karar vermişler ve ya yani bu C de olabilir. Dediğim gibi yani dil bağımlı düşünmeyelim. ama Go'nun Rust'tan daha zaten düşük enerji tükettiğini ben şimdi benchmark game'de önüme açıyorum. Rust mesela işte altın nolu algoritma demiş. CPU 15 değerindeyken Go işte benzer şeyde 33, iki katı bir CPU tüketim gözüküyor. Bu işte Fankuh Redux diye bir algoritma için. Her algoritma için ayrı ayrı ölçümler ve her algoritma için de işte farklı implementasyonlar yapmışlar. Birden fazla implementasyon da yapmışlar. Bu Benchmark Game'de inceleyebilirsiniz onları. Evet. Enteresan. Gerçekten güzel bir konu. Um, özellikle işte Go'nun malum garbage collection mekanizması ile alakalı olarak da performans düşümü ile alakalı detaylar verilmiş burada. Ee, Rust yerine CC++ da tercih edebilirlerdi. Bu backend sur, e, bulut yazılım, yazılımlarını port etmek için belki ama şöyle bir e, dipnot geçelim i̇şte bunun kaynağını da bulmak lazım. Ee, yüksek um, güvenlik açıklarının %70'i e, CC++'da e, yazılan e, bellek e, unsafety malum. Memory unsafety diye geçer dili. Çünkü e, siz e, kendiniz e, alloke al, ettiğiniz bir bellek alanını aldığınız bir bellek alanını geri free etmeniz, delete etmeniz, geri teslim etmeniz lazım. CC++'da falan filan bunu bilenler bilirler. E, bu ne oluyor? Yani yazılım Daki açıkların, potansiyel açıkların sayısını arttırıyor. Hem şimdi Rust'ın burada işte reklamını yapmış oluyor. Hem güvenlik adına hem de performans adına tercih edilmiş Discord tarafından da. Evet rast noktasında bazı notlar aldım. Onlar kendimi motive etmeye çalışıyorum. Sizlerle de paylaşacağım. Evet oldukça şaşırdım. Linus Torvalds'ın dahi çok pozitif yorumları var Rust'la alakalı. Bakalım işleri Rust gitsin ne diyelim. Ben kaynakları açıklamalar bölümünde paylaşıyor olacağım. Özellikle dediğim gibi bu Benchmark Game ile eğlenin. Karşılaştırmaları görün. Eğlenceli olacak. Bir Python'ın Go ile karşılaştırdığınızda Go dilinin ne kadar CPU kullanımının ne kadar düşük olduğunu. E tabii ki burada şimdi derlenen diller ve yorumsal diller arasında tabii ki fark olacak veya bir virtual machine üzerinden sürülen veya bir interpreter, yorumcu üzerinden e, runtime'ı gerçekleşen diller arasında ve tabii ki daha native dillerin e, arasında bir performans farkı olacaktır. bu arada ben Java'yı, beni şaşırtmış olmakla beraber. Şu Go ile C da bir karşılaştıralım. Evet C Sharp yine hiç fena değil. Go C# -sharp, Java, belli noktalarda kafa kafaya. Ama tabii ki Go Python'a karşı çılgın bir performans, hem bellekte hem de CPU'da Go'nun çok daha enerji efficiency olduğunu zaten görebiliyoruz. Bunlar tercihler ama bir işte Discord gibi Go'da bir servis varmış bunda RAS'ta taşımak zorunda kalmışlar. CC++'a da taşıyabilirlerdi. Bunlar hep tercih ama maksat hep daha enerji verimliliğini arttırmak. Çünkü ilginç yani çılgın bir rakam data center'ların dünyanın enerjisinin yüzde birini tüketiyor olması. Evet bu işin embedded tarafını düşündüğümüz zaman da çok farklı değil zaten. Gövülü sistemlerde de Özellikle düşünsenize bir enerji, seni bir pilden sağlayan bir sistem içinde bu tartışmaya açılması gereken bir şey. Data centerlar dünyanın enerjisini tüketiyorken bir gömülü sistemde pilini ne kadar geç bitirirse onun için avantaj. Bunlar üzerine konuşmaya devam ederiz. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.